Peki bütün bu faiz indirimleri ve bunun faydasını göremeyen bir vatandaş yani biz hepimiz bir vatandaş diye anlatmaya çalıştığım şey o. Ve bu arada da enflasyonun alıp başını gitmesi durumu neden? Çünkü döviz, dövizin önünün alınamaması hatta neredeyse tahrik edilmesi. Dövizin tahrik edilmesi yani Türk lirasının değerinin uçurumdan aşağı itilmesi. Bir ülkenin hükümeti bunu nasıl yapar? Türk lirası ya adı üstünde. Bunun neticesinde de zam bekleyen insanlar var. Geçim derdi, asgari ücret konuşuluyor tartışılıyor biliyorsunuz. Bütün hafta bunlara da değineceğiz. E, emekli bu son devalüasyonla beraber şu anda zam yapsanız emekliye sırf kaybettiğini geri almak için %50 zam yapmanız lazım. kalmadı zaten <laughs> erimeyi bırak. Eridiği zaman yine biraz belki bir şey kalır de ama su oldu. Maaş bir sene aynı. Dolar her gün arta arta 11'e çıkardılar. Bugün maaş aldım işte. Cebimde 600 lira falan kaldı. Kredi kartını öde, onu öde, bunu öde. Maaşı geldiği gibi gün geçtikçe daha da katlanan masraflara gidiyor emeklinin. Cepte hiç para kalmadığı gibi her ay kredi kartıyla borçlarını çevirmek zorunda kalıyor birçoğu. Maaşları ise her gün daha çok eriyor. En düşük emekli maaşı 1500 lira. Sene başından bu yana 69 dolar eridi. Baksanıza ne kadar pahalılık. Ne yapalım alabiliyor muyuz? Her şey dolar olduğu için. Maaşı çektik mi e, ne oluyor? İşte yok telefon parası, yok elektrik parası. E, kış geldi mi zaten doğal gaz alıyor götürüyor. 1500 lira maaş alan bir emeklinin maaşı sene başında 203 dolara denk gelirken şimdi 69 dolarlık kayıpla 134 dolara denk geliyor maaş. Emeklinin sene başındaki seviyeyi yakalayabilmesi için maaşına en az %50 zam yapılması gerekiyor. Emekli sadaka zamla idare ediyor 20 senedir. Kayıp %50 dolar bazında en az %50 zam yapılması lazım. Sene başında 203 dolardı emeklinin maaşı. Artık dolar 11 lira 20 kuruş. Maaşın yeniden 203 dolar etmesi için 1500 liranın 2250 liraya yükselmesi gerekiyor. Bu da %50 zam demek. %50 muhakkak yapması lazım. Yüzisini söylüyoruz yani. Varsa ama artık biz ne kadar söylesek onlar herhalde yap, yapmış hazırlamışlar. Onu verecekler gene. %10 olursa başına koy. Çay bile lüks oldu. 3 lira oldu kahvede çay lüks oldu. Burada oturup vakit geçiriyoruz. Kahveye gitmiyoruz. Emekliler için bir yerde oturup çay içmek bile artık lüks oldu. Çünkü iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Maaşlarsa günden güne erimeye devam ediyor. Emeklilerin pek umudu yok ama kendilerini rahat ettirecek bir maaş zamı bekliyorlar. Burada vakit geçiriyoruz bedava diye burada. Paralı bir yere gidebilir misin? Gidemez. Markete girmeye korkuyorum ben. Ya bir yağ olmuş yüz lira. Peynir, zeyti zaten kahvaltılık bütün parayı götürüyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış ve faturalar zorluyor emekliyi. 90 yaşındaki Cevdet Kılıç gibi emekliler marketten markete yürümek, indirimleri takip etmek zorunda kalıyor. Marketleri takip ediyoruz, marketleri. Oradan iki tane alabiliyorsun, iki tane. Ne iki domates alırsın, iki biber alırsın. Öyle alırsın yani. Böyle pazardan gelip de filemi doldurma imkanı bir var mı bunun? Yok. Sıfır oldu. Senin paran değeri sıfır oldu ya. Bu memleket insanı hak ettiği huzura, refaha, zenginliğe, en azından bu dertlerin kurtuluşuna ancak sesini duyurabileceği, sıkıntılarını ifade edebileceği bir hükümet sistemiyle kavuşabilir. Bu şekilde olmadığı açık. Meclisiyle, hukukun işlediği bir düzeniyle ve demokrasiyle. Bakın demokrasi niye iyi, niye işe yarıyor, niye güzel? Çünkü yanlış kararlarıyla ekonomiyi batıran hükümetler kendileri sorumluluğu üstlenir.